Herkese günaydın. Dün akşam açıklanan FED tutanakları sonrası piyasalarda bir miktar rahatlama hareketi olduğunu görmekteyiz. Peki FED tutanakları ne dedi de piyasalarda bu rahatlama beraberinde geldi? Biliyorsunuz daha önceki FED toplantısı sonrası piyasada oluşan 2017'ye ait 3 tane arttırım söylemi büyük bir paniğe yol açmış. Dolar ciddi bir şekilde değer kazanırken tüm dünyada tahvil faizleri yükselmişti. Dünkü tutanaklar şunu gösterdi ki tamam böyle bir karar hala söz konusu ama hala bazı Fed üyelerinin 2017'nin büyümesindeki kalıcılık yönünde bazı kuşkuları var. Tabii bu tip bir görüş ayrışı ya da kaygı büyümeyle ilgili kaygılar belirsizlik yarattığı için hani belki de Fed bu 3 arttırımdan bir miktar daha geri adım atıp bu sayıyı 2'ye indirebilir mi sorularını gündeme getirdiğinden dolayı doların dün akşam ve bu sabah değer kaybettiğini görürken yine Amerikan faizlerinde gerilemeler dikkat çekici. Euro-Dolar paritesi 1.0550'ye kadar yükseldi. Şu anda 1.0520'lerde trade ediyor. Yine öte yanda Amerikan faiz tahvilleri, tahvil faizleri 2.45 seviyesinin altında 2.41'lere doğru bir geri çekilme gerçekleştirmiş durumda. Borsalar bu haberi ya da bu gelişmeleri şu an için olumlu karşılıyor. Nikkei'de bir miktar satış baskısı var çünkü yen dolara karşı değer kazanıyor. Bu görmek istemedikleri bir senaryo Nikkei'de trade eden traderların. Öte yandan yine dediğim gibi doların değer kaybetmesi bugün bir miktar gelişmekte olan ülkelere destek verebilir gibi gözükmekte. Bugün Amerika tarafında önemli veriler var. Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesi, bugün ADP raporuyla başlayan yoğun gündem, daha sonra haftalık işsizlik başvuruları, hizmet ASM'i ve ham petrol stoklarıyla devam edecek. Bu yükselen gerileyen tahvil faizleri şu an için altın fiyatlarına bir miktar değer kazandırıyor. 1180'deki direnç seviyesine doğru bir yükseliş söz konusu. Aynı şekilde petrol fiyatları da bugünkü ham petrol stokları öncesi 55-56 bandındaki hareketine devam etmekte. İçeride ise bugün bu gerileyen tahvil faizleri Amerika'daki ve doların gücünü bir miktar kaybetmesinden kaynaklı pozitif açılışlar beklemekteyiz. Özellikle son 2 günlük satış baskısı sonrası tepki alımlarının geleceğini düşünmekteyiz biz tarafında. Yine tahvil faizlerinde dün başlayan yabancı ilgisi bugün de bir miktar devam edebilir ama biz gerek gördüğümüz enflasyon risk unsurları gibi gerek global faizlerle ilgili risk unsurlarını göz önünde bulundurduğumuzda yine tahvil faizlerinde olası geri çekilmelerin satış yapmak için fırsat yaratacağı düşüncemizi korumaktayız. Dolar TL'de bir miktar rahatlama var ama rahatlama oldukça kısmi. Şu anda 2.56-40 seviyesinden güne başlamaktayız. Yabancı satış bir miktar var. Dün dediğim gibi yani bir miktar tahvil tarafına ilgi vardı ama yerli kurumsal talebi dolar TL'deki aşağı yönlü hareketlerin şu anda önündeki en büyük engel. Herkese bol kazançlı ve mutlu günler diyelim.